getirme. Medyadan duyduk. Ben tam olarak yanında oturuyordum. Benim için dış görünüşle iç görünüşün örtüşmeyişinin en güzel örneğidir kendisi. Tam olarak tavrını yapıyorum şu an size. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin, biri aşağıda, biri yukarıda. Ben zaten direkt böyle döndüm. Ben buraya saçım makyajım akmış şekilde çıkarım. Orada bize emek veren insanlara bu şekilde tavır göstermem. Hayır, böyle bir şey kesinlikle söylemedim. İki gün önce de bunu yaptın. Sen saygısız bir insansın. Hayır, ne kadar abartıyorsun. İki gün önce de bunu yaptın. Herkes gördü bunu. Hayır, eğer burada... Hayır, yalan söylüyorsun, ona sinirleniyorum ben burada. Beni dinler misin, lafımı bölüyorsun? Bir şey yapıyorsan arkasında dur. Şu an lafımı bölüyorsun. Eğer burada şu an ikiyüzlülük yapan biri varsa o da sensin canım. Benim içim dışım bir canım ben. Ya biri olduğunu görüyoruz. Dışarıda herkese gayet iyisin. Burada geliyorsun, herkesin çok affedersin. Canım şu an ben oraya çıktım da konuştum şey bunları. Herkes gördü bunu, herkes oradaydı. Zaten rejideki saygıdeğer arkadaşlarımız da uyarısını yaptı. Hayır. Bu uyarı sana geldi. Uyarı geldiğinde de sen sana değilmişçesine aynada saçını başını düzeltiyordun. Bence siz beni kıskanmaya başladınız. Ay, evet, gerçekten. Evet, artık canım benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Beni kıskanıyorsunuz. Sen benim üstümden film yapıyorsun. Hayır. Ben senin değil. Hayır, beni kıskanıyorsunuz ya şu anda. Ya Angel olayım diyorum. İlla bad girl. Hayır, ben sizden girl daha yani iyi ilerlediğim için beni kıskanmaya sen başladım. Sen mi ilerliyorsun? Şu en senin altına şu çizmeleri giyen bir kız şuradan şuraya gidemez ya. Ya sen nereye ilerliyorsun? Evet. Emekleyemezsin bile. Ayakların kırılır yolda. Saçma göreceğiz konuşma. Canım. Bence şu an sadece bu kıyafeti giyme amacın kendi yüzlerini göstermen. Neyimi saçların göstermem? Kendi yüzünü göstermen. Yüzü mü? Saçların normal, gene o minnoş kız, üstündeki vamp bir kadın, altındaki 30 yaşı geçmiş yaşlı bir bayan. Saçları mı minnoş kız? Evet, saçların yani şu an öyle. Hangi minnoş kız saçlarını böyle vamp ve ıslak bir şekilde geriye alıyor? Ben onu vamp merak demedim ettim. Vamp demedim ben, minnoş kız dedim şu an. Minnoş... İki tane tatoku takmışsın, hayır, arkaya atmışsın. Buna minnoş sert diyebiliyor bir yapıda musun? Değil yani. Hangi çocuğu gördün saçlarını böyle yapmış? Ben küçükken yılan yapıyordum, buradan iki giymiş tane tatoku takıyordum. Hı hı. O şekilde dışarıda sokaklarda gezebiliyordum yani. Tamam, böyle minnoş olmaz onu. Ve şu an sen diyorsun ki hayalince podyuma çıkacağım ve bence mankenlerini bırak, mankenlerin çıksın, o ayakkabıyla podyuma canım çıkamazsın yani. Efendim? Kendi defilende o ayakkabılarınla podyuma çıkamazsın benim yani. Benim defilem istediğim ayakkabıyla çıkarım. Ayrıca deri soğuk ben bir şeydir. Ben sadece fikrimi bu sana söylüyorum şey ve sana diyorum ki sen bence bu kıyafeti giyme amacın sen kendi yüzünü göstermen, üstündeki, altındaki ayakkabıların. Yüzümü göstermek için bu kadar çok emek vermeme ve gerek yok. Hiç makyaj yapmadan şunu çıkarım, konuşmak olur istiyorum biter. Senin sol tarafındaydım. Kendi kulaklarımla duydum. Hı. Gerçekten sana yakışmıyor. Ben ilk defa senin hakkında bu şekilde düşüncelere sahip oldum bugün. Daha öncesinde böyle bir şey hiç düşünmüyordum. Senin yanında oturuyordum. Hatta dedim ki yazık yani dedim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben yaptın, onca hafta çalışmışım, uğraşmışım. Şey makyajı için ayrı düşünmüşüm. Kıyafeti için ayrı düşünmüşüm. Kendi yerine ben koy. O kadar emek vermişim. Kadına 10 kere anlatıyorum. Ve orada zaman, sadece 1 saatlik bir zaman dilimi var. Hem saçın yapacak hem makyajın yapılacak. Kadına 40 kere anlatıyorum. Kadın yapamıyor. Peki buradaki herkesin yapılıyor, seninkisi neden yapılmıyor? Oluyor. Ben bu kadar emek verdim. Sizin saçlarınızın hepsi yapılmıştı çoktan. Ben sizin sıranızı kusura bakma, aşmamak kusura bakma için ben bekledim. Ben saçlarımı boyatmak için bir saat bekledim. Boyamaya tamam çalıştım kendi saçımı. Sen boyadım o sıra hala makyajdaydın. Ben boyadığım çünkü saçımı yaptım, yapamadı makyajımı yaptım. Kadın sen yapamadı hala o gözündeki çünkü çizgileri yapmaya yapamadı çalıştın. Çünkü. Peki arkadaşlar, bu anlamda sizin makyaj saatinizden fazla bir dilim çaldığını mı düşünüyorsunuz? 2 saat ya. Hepsi saat bittikten sonra benim makyajım yapıldı yalnız. Aa, ve artı 3 bayan sonra yaptı. 3 bayan yaptı. Benim makyajımı yapan bayan da ona yardım etmeye çalışıyor. Bir demek ki bir kişi becerememiş. 3 kişi gelmiş. Sizin makyajlarınızın hepsi basit. Benimki tasarım. Peki, çok tasarım. Burada 2 evet tane çizik atmasın. Aman çok evet, tasarım. Evet. Tasarım. Harikasın evet sen. Süpersin. Evet. Teşekkür görüyorum ederim. Görüyorum Buse. Öyleyim zaten, biliyorum. Görüyorum Buse seni. Görüyorum. Alkışlamana gerek yok. Görüyorum. Söyle. Ben onun söylediği şeyi alkışladım. Tasarım, tebrik ediyorum seni. Öncelikle emek sarf ettim o kadar. Siz hiçbiriniz emek sarf etmediniz diyorsun. Kıyafeti kendin dışarı yaptın evde. Seni dışarı tuttum. Ben seni tamam her zaman tuttum. Kıyafeti oturup evde kendi ellerini yaptın o zaman. Hazır bir mağazadan gidip alıp kombinledin. 10 dakikamı almıyor benim bunu yapmak. Makyaj. Onu söyleyeyim. Makyaj. Makyajını da sen yapmadın. O kadın benim de makyajımı yaptı ve bir kere de yaptı. Kadına hiç çamur atma şimdi. Sen bir diyorsun aşağıda olsun, bir diyorsun yukarıda olsun. Önce bir ne istediğine karar ver. Çünkü bir aşağıda yapıyor, bir yukarıda yapıyor. Daha ortasında bir türlü tutturamıyor. Benimle alakası yok. Peki kadın Öykü işini adam gibi yapsaydı. Öykü.